Değerli öğrencilerim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bugün birinci ünite sonu ölçme değerlendirme sorularımızı beraberce yapacağız. Edebiyat dersimizin birinci ünitesini bu sorularla kavrayacağız. Sorularımızın cevaplarına geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşuna likeladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerim isterseniz hızlıca sorularımıza bakalım ve öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bu arada arkadaşlar kanalımız arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sevinirim. Sevgili arkadaşlar, birinci sorumuzun A maddesinde aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi veya kelimeleri yazın demiş. Şimdi birinci soruda 3-4 tane boşluk bırakmış bakın. Diyor ki Türkler tarih boyunca nokta nokta, Uygur nokta nokta, nokta nokta ve nokta nokta alfabelerini kullanmışlardır. Hatırlayın bir önceki konumuzda bunlara da değinmiştik. Türkler tarih boyunca Köktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin alfabesi olmak üzere 5 tane alfabe kullanmışlardır. Birinci boşluğa Köktürk, üçüncü boşluğa Arap, dördüncü boşluğa Kiril ve son boşluğa da Latin alfabesini yerleştireceğiz. Burada zaten Uygur alfabesini bize vermiş. İkinci boşluk doldurma cümlemize bakalım değerli öğrencilerim. Kuşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının nokta nokta dönemine aittir. Buraya sözlü edebiyat getireceğiz. Biliyorsunuz İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatını sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat diye ikiye ayırıyorduk. Sözlü edebiyatın ürünleri koşuk, sagu, sav, destan gibi ürünleridir. Dolayısıyla noktalı yere sözlü edebiyat getireceğiz. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda edebiyat nokta 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 gibi bilimlerden yararlanır diye bir ifade kullanmış boşluk doldurma. Burada da edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi ile ilgili bir soru. Edebiyat sevgili öğrencilerim tarih, sosyoloji, din, psikoloji gibi bilimlerden yararlanır. Bunu bu şekilde buraya dolduruyoruz. Tabii bunun dışında da birkaç bilim var ama burada bizden istenenler bu. En çok birinci derecede bunlardan faydalanır. Dördüncü soruda ise noktalı yere şunu getireceğiz. Diyor ki Türk edebiyatı nokta nokta İslam'ın etkisindeki Türk edebiyatı ve nokta nokta olmak üzere 3 ana bölüme ayrılır. Hatırlayın bunu tablo halinde de görmüştük. Türk edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı ve Batı etkisindeki Türk edebiyatı olmak üzere 3 gruba ayrılır. Birinci boşluğa İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, son boşluğa da Batı etkisindeki Türk edebiyatı ifadelerini yerleştireceğiz. Değerli öğrencilerim gelelim 5. boşluk doldurmaya. Nokta nokta Türk edebiyatının ilk yazılı ürünüdür diyor. Göktürk yazıtları veya Orhun abideleri veya Köktürk yazıtları. Bu aynı üçü de aynı anlama gelen ifadeler arkadaşlar. Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleridir. Boşluğa Köktürk parantez içinde Orhun yazıtları şeklinde ifade edebilirsiniz. Ve 6. sorumuza geliyoruz boşluk doldurmaya. Türk edebiyatında nokta nokta yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamıştır. Türk edebiyatında 8. yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamıştır. Bunun ilk ürünleri de Köktürk yazıtlardır. Değerli öğrencilerim, noktalı yere 8. yüzyıl ifadesini kullanalım. Doğru ifade olarak yapalım. Bu da ilk 6 sorumuzun cevabı olarak tamamlanmış oluyor. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda arkadaşlar dönem ve eser eşleştirmesi sorusu verilmiş. Diyor ki aşağıdaki numaralar ile verilen dönem eserlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraç içine yazınız demiş. Değerli arkadaşlar yukarıda aşağıya sıralarsak D, A, Ç, C ve B şeklinde ne yapabiliriz? Sıralandırabiliriz. Göktürk kitabeleri yazılı dönem eserleridir sevgili öğrencilerim. Mesela Kutadgu Bilig İslami dönem geçiş dönemi eserlerindendir, eseridir. İslami dönem geçiş dönemi, İslamiyet'e geçiş dönemi eserimizdir. Gene arkadaşlar Koşma İslami devir eserlerindendir. Koşuk sözlü dönem eserlerindendir. Makber Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı eserlerindendir. Bundan dolayı Denizli, Adana, Çanakkale, Ceyhan, Bursa şeklinde yani D, A, Ç, C, B şeklinde yukarıdan aşağıya kodlamamızı yaparsak doğru cevaplamış olacağız.
Değerli öğrencilerim, şimdi isterseniz açık uçlu sorularımıza gelelim. 8. soruda diyor ki, bu parçadan hareketle sözlü dönem ile ilgili çıkarımlarınızı boş bırakılan yere yazınız. Şimdi hızlıca parçamıza bir göz atalım sevgili öğrencilerim. Destan devri edebiyatında şiir sazla söylenir. Henüz yazı yokken yüzyıllarca sazla ve sözle söylenen bu şiir Türk tarihinde bir sözlü edebiyat geleneğini kurmuştur. Sözlü edebiyat geleneği o kadar köklüdür ki asırlarca taşlara kazınan yazılar, İslamiyet'ten sonra aydınların yazdığı kütüphaneler dolusu yazmalar, şiir divanları, halk şiirinin geçirildiği cönkler, nihayet Türk topraklarında matbaanın gelişmesi, özellikle halk arasında sazlarla dile getirilen bu sözlü geleneği durduramamıştır. Bugün hala halk içinde yazıya geçmeden önce sazla söylenen şiir bu kadar eski ve bu kadar köklü bir geleneğe bağlıdır. O kadar ki milletin karakterini öğrenmek isteyenler için geleneğe bu ölçüde bağlılık dikkat çekici bir özelliktir. Şimdi arkadaşlar, bu metinden çıkarımlarda bulunuz demiş ve aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Şimdi öncelikle burada sözlü dönem edebiyatının köklü bir geleneğe sahip olduğu ne yapılmaktadır? Vurgulanmaktadır. Bunu öncelikle ifade edelim. Anlatımın sözlü olarak yapıldığını, sonradan yazıya geçirildiğini ve hala bu sözlü geleneğin devam ettiği ifade edilmiştir. Şiirlerin saz eşliğinde söylendiği ifade edilmiştir. Evet, bakın ne diyor? Destan devri edebiyatında şiir sazla söylenir. Ve gene sözlü edebiyat geleneği İslamiyet'ten sonra da varlığını sürdürmüştür. Bu çıkarımı da ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Ve bu edebiyatın sazla söylenen şiirin eski ve köklü bir geleneğe bağlı olduğunu ifade edebiliriz. Bunları maddeler halinde boşluklara yazacaksınız. Değerli arkadaşlar, kitabımızda bir diğer soruda aşağıdaki diyor kutucuklarda giriş ünitesi ile ilgili 9 ve 15. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz de kitabınızı açarak bu soruları cevaplayınız. Beraberce yapalım. Şimdi diyor ki, yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan, evet kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur? Değerli arkadaşlar, kutucuklara baktığımız zaman B ve F seçeneklerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani din ve dil kavramlarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Onun için noktalı yere B ve F seslerini yazmamız lazım. Harflerini yazmamız lazım. 10. soruda diyor ki, yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk edebiyatının ana dönemlerindendir? Burada da A, Ç ve D kutucuklarına bakarsak doğru cevaplamış oluruz. A, Batı etkisindeki Türk edebiyatı, D, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı ve Ç, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı. Bu maddeler, yani A, D ve Ç maddeleri nedir arkadaşlar? Türklerin edebiyatının ana bölümleridir. Gelelim 11. soruya sevgili öğrencilerim. 11. soruda diyor ki, yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türklerin kullandıkları alfabelerdendir? Burada da C, E ve İ seçeneklerini işaretlememiz doğru olur. C seçeneğinde Latin alfabesini görüyoruz. İ seçeneğinde Uygur alfabesini görüyoruz. E seçeneğinde de Köktürk alfabesini ne yapmaktayız? Görmekteyiz değerli öğrenciler. Ve 12. soruya gelelim. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri destan, sav, sagu, koşuk kavramlarıyla ilgilidir? Arkadaşlar, kutucuklara baktığımız zaman Ç ve G seçeneklerini işaretleyelim. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatımız ve değerli öğrencilerim sözlü edebiyatımızla ilgilidir. Sav, sagu, koşuk kavramlar. Arkadaşlar, 13. sorumuza geliyoruz. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi
kök Türkçe, Uygurca ve Karahanlı Türkçesini kapsayan Türkçenin tarihi dönemidir. Arkadaşlar, I seçeneği yani I kutucuğu bu dönem eski Türkçe ile ilgili dönemi kapsar. Bununla ilgilidir. Biliyorsunuz önceki ders anlatım videomuzda da buna değinmiştik. Türkçenin yazı dilinin gelişimi ders anlatımımız videomuzda. Oraya da bakabilirsiniz. Kök Türkçe, Uygurca, Karahanlı Türkçesi eski Türkçe dönemine ait yazı dilimizdir. 14. soruya geliyoruz. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türkiye Türkçesinin dahil olduğu tarihi gelişim dönemlerindendir? Arkadaşlar, Batı Türkçesidir. Bu da yumuşak G kutucuğunda bize verilmiştir. Noktalı yere yumuşak G yazıyoruz. Ve 15. sorumuza geliyoruz. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebiyatın yararlandığı bilim dallarındandır. Burada da B ve H seçeneğini görüyoruz. Din ve tarih edebiyatın yararlandığı bilim dallarındandır. Birinci derecede bilim dallarındadır. Bunun dışında da yararlandığı dallar vardır. Fakat burada ikisi verildiği için, ikisi sorulduğu için biz ikisini ne yapıyoruz arkadaşlar? İşaretlemiş oluyoruz. Değerli öğrencilerim, gelelim 16 ve 19. sorulara. Diyor ki 16 ve 19. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız diyor. Değerli arkadaşlar, Çanakkale şehitlerine şiiri hangi tarihsel gerçeklik üzerine yazılmıştır diyor. Sevgili öğrencilerim, biliyorsunuz Çanakkale şehitleri şiiri kime ait bir eserdir? Mehmet Akif Ersoy'a ait bir eserdir. Şimdi bu metne bir bakalım isterseniz. Ondan sonra sorularımızı cevaplandıralım. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Enkesi forduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı. Evet arkadaşlar, metinden de gördüğünüz üzere burada ne yapmaktadır arkadaşlar? Şairimiz Çanakkale zaferiyle ilgili duygularını aktarmaktadır. Sorumuz diyor ki, Çanakkale şehitleri şiiri hangi tarihsel gerçeklik üzerine yazılmıştır? Metinden örneklerle açıklayınız. Şimdi değerli arkadaşlar, burada verilen mesaj açık. Hangi gerçeklikle ilişkili? Çanakkale Savaşı gerçekliği, yaşanmış bir gerçeklik üzerine yazılan bir şiir. Özellikle şu mısralara dikkat etmeniz lazım. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Sorularıyla savaşın büyüklüğüne ve önemine ne yapılmış? Dikkat çekilmiş. Gene kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya dizelerinden düşman kuvvetlerinin donanma sayısının çokluğu ifade edilmiş ve Çanakkale Boğazı'na yığıldığını ifade etmiş. Çanakkale Savaşı'nda Batı dünyasının Türk milletine olan saldırısı, Batı'nın medeniyet adına işlediği cinayetler, Türk askerinin cesareti, imanı, inancı, kararlılığı, kahramanlığı ve vatanı için şehit düşmesi şiirde ne yapılmıştır? Tasvir edilmiştir. Aynı zamanda tasvir edici anlatım kullanılmıştır. Dil şiirsellik işlerinde ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Arkadaşlar, 17. soruda diyor ki şiirin din ve tarihle ilişkilendirilmesi şiirin anlamını nasıl etkilemiştir? Değerli arkadaşlar, burada tarihsel bir gerçeklik, dini duyguları da yani Türk milletinin mensubu olduğu İslam dininin inanç mefhumlarıyla da birleştirerek ne yapılmıştır? Ortaya koymuştur. Bununla ilgili birçok kelime ve kelime grubuna da yer verilmiştir. Şair son derece lirik, epik bir söyleyişle Çanakkale Savaşı'nı, kahraman şehitlerimizi oldukça canlı tasvirlerle, betimlemelerle destanlaştırmıştır ve destan niteliği kazanan bir şiir ortaya koymuştur. Dolayısıyla burada hem tarih hem de din iç içedir ve
edebiyat bunlarla ilişki kurarak, bunlardan da faydalanarak ortaya çok güzel destansı bir ürün koymuştur. 18. soruda da diyor ki, metinde geçen açık ve örtük iletilere örnek olarak aşağıdaki boşluklara yazınız. Arkadaşlar, açık ileti doğrudan olan, içinde imge bulunmayan, herhangi bir çağrışım değeri olmayan ifadeler açık ifadelerdir. Örtük ifadelerde ise çağrışım değeri olan, imgesel olan, hayal dünyamızda canlandırabileceğimiz, çağrışım uyandırabilecek ifadelerdir. Açık iletilere baktığımız zaman şunları ifade edebiliriz. İşte şu boğaz harbi nedir? Dünyada var mı eşi? Var mı ki dünyada eşi diyor. İşte en kesif, en yoğun orduların yükleniyor dördü beşi. Bunları bir açık ileti olarak ifade edebiliriz. Örtük ileti olarak da bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Burada hilalle kastedilen nedir? Güneşlerin batması nedir? Birden fazla güneş mi var? Burada arkadaşlar ne yapıyor? Burada bayrağımız, vatanımız, bağımsızlığımız uğruna birçok askerimizin, şehidimizin, Mehmetçiğimizin öldüğünü, vefat ettiğini, şehit olduğunu ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Evet, tevhid yani Allah'ı birleme, değil mi? Allah'ı tekleme. Burada ordumuzun bir aynı zamanda İslam ordusunu olduğunu, ilahi kelimetullahı savunduğunu da çağrıştırıyor arkadaşlar. Bundan dolayı burada da örtük ifadeler olduğunu, yine sanatsal ifadeler olduğunu, söz sanatları olduğunu ifade edebiliriz. Ve 19. soru, şiirin dilinin göz önünde bulundurularak şiirin yazıldığı dönemle ilgili çıkarımlarda bulunur demiş. Arkadaşlar, şiir bir defa savaş dönemini anlatıyor. Ve Çanakkale Savaşı'nın dünya tarihinde eşine az rastlanır bir deniz zaferi ve kara muharebeleri olduğunu ortaya koyuyor. Bu savaşta Türk askeri inanç ve azmiyle destansı bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu vurgulanıyor. Evet, değerli öğrencilerim, şimdi de çoktan seçmeli sorularımıza geçelim. Evet, diyor ki aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 20. soru şöyle. Türk edebiyatının dönemleri üzerine çalışma yapan bir araştırmacı aşağıdaki eserlerden hangisini farklı bir dönemde değerlendirir? A. Kutadgubilik, B. Köktürk yazıtları, C. Divan-ı Hikmet, D. Divan-ı Lügat-ı Türk, E. Atabetül Hakayık. Değerli arkadaşlar, burada Bursa seçeneği Köktürk yazıtlarını ne yapacaktır? Çalışma yapan bir araştırmacı aşağıdaki eserlerden farklı bir şekilde değerlendirme durumundadır. Çünkü Göktürk yazıtları Türklerin yazılı edebiyata geçtiği ilk ürünleridir, ilk temel eserdir. 21. soruda ise diyor ki, bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Soruya bakalım, parçaya bakalım. Edebiyat genel ve geniş kapsamıyla yazılı söz demektir. Bu nedenle yazım terimi de kullanılır edebiyat yerine. Salt söze dayanan bir edebiyat yok mudur? Vardır elbette. Nitekim yazılı edebiyattan önce bugün de varlığını sürdüren söylencelere, efsanelere, halk geleneklerine dayanan, ulusların ilkel düşüncelerini yansıtan, doğa insan ilişkilerine ayna tutan bir sözlü edebiyat vardı. Bugün de vardır. Ne ki her toplum kendi edebiyatını saptama, gelecek kuşaklara ve insanlığa sunma isteğini duyduğu zaman bu sözlü ürünleri de yazılı hale getirecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, metinde verilenlere baktığımız zaman edebiyat nedir? Edebiyat yerine neden yazın terimi kullanmıştır? Sözlü edebiyat doğa insan ilişkilerini ayna tutar mı? Toplumlar ne zaman sözlü ürünleri yazıya dökmeye ihtiyacı duymuştur? Bunların cevaplarını görüyoruz. Dikkat edin. Özellikle E seçeneği son cümlede var. Fakat C seçeneği, yani sözlü edebiyat, yazılı edebiyattan ne kadar süre önce var olmuştur sorusunun cevabı, dikkat ettiyseniz, metnin içinde yok. Bu soruyu çözerken altını çizerek, yani paragrafı çizerek okumanızda da fayda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 22. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet'in etkisi vardır? A. Koşuk, B. Sagu, C. Uygur metinleri, D. Köktürk yazıtları, E. Kutadgubilik. Arkadaşlar, Edirne Kutadgubilik. Çünkü Kutadgubilik geçiş dönemi eserlerindendir ve İslamiyet'in etkisini biz bu verilenler içinde Kutadgubilik'te görmekteyiz. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevaptır. 23. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi imla ve noktalama bakımından yanlıştır? Burada arkadaşlar, Edirne seçeneği doğru cevap. Bugün
kullandığımız Türk dili tarih boyunca pek çok dilden kelime almıştır. Cümlesi imla ve noktalama bakımından nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Edirne seçeneğini doğru olarak işaretliyoruz. Ve 24. soruya geliyoruz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Türkoloji ve edebiyat bilgini olan sanatçı ilk önce Fecri Aticilerin arasına şair olarak katıldı. Daha sonra şiiri bırakarak kendini tamamıyla edebiyat tarihi çalışmalarına verdi. Ziya Gökalp'in Türk tarihi gibi Türk uygarlık tarihinin de bir bütün olarak incelenmesi gerektiği görüşünden hareket ederek Türk edebiyatı tarihini Batı yöntemiyle araştıran ilk kişi oldu. Türk uygarlığının tarih boyu yaşadığı dil, hukuk, din, iktisat, sanat, politika, tarih, kültür ve her türlü bireysel toplumsal yönlerini bir bir gözden geçirdi. Bulduğu sonuçları edebiyat tarihine başarıyla uyguladı. Pek çok bilimsel makalenin yanında birçok kitap da yayımladı. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Türk edebiyatı tarihi, Türk saz şairleri eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, bu sanatçı Mehmet Fuat Köprülü'dür. Çünkü Mehmet Fuat Köprülü bu alanda önemli çalışmalar yapmış. Hatırlarsanız birinci konumuzun, birinci ünitemizin ilk konusu olan edebiyat tarih ilişkisi ünitesini işlerken orada da değinmiştik. Gene Türk edebiyatının devirlere ayrılmasına yönelik yapılan sınıflandırmayı da Mehmet Fuat Köprülü yapmıştı arkadaşlar. Bunu da ikinci ders videomuzda işlemiştik. Evet değerli arkadaşlar, 24 sorudan oluşan ünite sonu, 10. sınıf 1. ünite sonu ölçme değerlendirme sorularımızı burada tamamlamış bulunuyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda buluşmak ve görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.